Merhaba arkadaşlar. Saat neredeyse sabahın 6'sı olmak üzere. Kendi başından geçen bir doğaüstü olayı anlatmak istiyorum. Bugünkü yatakta çay sohbetinde. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki başımdan geçen bu olayın doğaüstü bir olay olduğunu daha sonradan fark ettim. Daha sonradan izlediğim bir vlogda cinlerin ayaklarının ters olduğunu öğrendikten sonra açıkçası. Her cin öyle midir, değil midir bilemeyeceğim. Ama öyle olanların var olduğunu ve sanırım ki yüksek sayıda da bulunduğunu düşünüyorum. Her neyse. Şu andan itibaren anlamış bulunuyorsunuz ki benim doğaüstü olayımda da ters ayaklı bir cin var. Şimdi olayın nasıl olduğuna geçelim. Günlerden herhangi sıradan bir gündü. Benim için herhangi bir farkı olmayan bir gündü diyebilirim. Yürüyüş yapmak istedim. Yürüyüşü sevdiğimden, dışarıda da uzun uzun yürüdüğümden dolayı öyle bir günde dışarıda yürüyordum arkadaşlar. Kalabalık bir yerlerdi. Dediğim gibi olayın durumunu sonradan çözdüğümden dolayı olay hakkında en fazla hatırladığım şey, gördüğüm şeyin ters ayaklı olması. Bunun dışındaki şeyler konusunda hatıramda canlandırabildiğim kadarını canlandırmaya çalışıyorum. Büyük ihtimalle karşıdan karşıya geçme durumuydu ya da herhangi bir meydan gibi insanların biriktiği bir yerdi. Ve karşımda gelen insanlar vardı. Hiç de ıssız, tenha bir yer değildi. Gayet İnsanların geçip gittiği, insanların çokça yer aldığı bir bölgeydi. Şimdi çayımdan bir yudum alacağım. Evet arkadaşlar. Karşıya geçerken ya da yürümeye devam ederken karşımdan gelen insanların birinde ayağının ters olduğunu fark ettim. Öncelikle o kişinin, kişi diye bahsedeceğim ama anlıyorsunuz ne olduğunu, bana doğru geldiğini düşünerekten gözlerimi yukarı kaldırarak yüzünü görmeye çalıştım. Bu doğal bir hareketti. Biliyorsunuz ki çok insanlı bir yerde karşımızdan, yanımızdan geçen birçok insan oluyor. Ve biz de ister istemez onlara bakma durumunda oluyoruz. Çünkü o doğrultuda, o istikamette oluyorlar ve belki de bir anlamda da karşımızdan gelen kişiyle çarpışmamak, doğru şekilde yürümek açısından da tabii ki karşımıza bakmak durumundayız. İşte öyle bir anda ben de karşımdan kim geliyor diye bakma durumundaydım. Ama karşımdan gelen kişinin ayakları tam tamına geldiği yönün zıt yönündeydi. Zaten bu olayın aklımda kalmaz sebebi de bu görüntünün bende uyandırdığı şaşkınlık olsa gerek. Çünkü normalde herhangi bir gün ve herhangi bir yürüyüşümdü. Ve daha sonra yani aylar sonra bu gerçeği yani cinlerin ayaklarının ters yöne baktığını öğrenmem gerçeğiyle aklıma gelen bu hatıranın aklıma gelme sebebi de zaten bende uyandırdığı bu şaşkınlıktı. Şimdi görüntüsüne gelelim. Sanmıyorum ki kötücül bir şeyle karşılaşmış olayım. Kesinlikle
böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Giyim açısından 1960'larla 1850'ler arasındaki bir giyim tarzı olan kareli bir ceket, pantolon, takım. İçindeki gömleği tam olarak hatırlayamıyorum. Giymişti ve de ayakkabısı da makosen tarzıydı. Ayakkabısının rengi kahverengiydi. Giyiminde de renk olarak kahverengi tonları vardı. Görünüş açısından daha eski moda göründüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Ancak yürürken insanlar üzerinde hemen hemen hiç inceleme yapmayan biri olduğum için çok da üstünde durmadığım için geçip gittim açıkçası. Ve de ayakkabının o şekilde olmasına da o kişinin, hani bazen insanlar yanlışlıkla ya da işte çeşitli durumlardan dolayı bir çoraplarını başka renk, başka desen giyerler, diğerini farklı giyerler ya, ben de o kişinin bir şekilde ayakkabılarını yanlış şekilde giydiğini düşünerekten olayı kapatmıştım arkadaşlar. Ancak bu yaşadığım olayın fiziksel boyutu bu olsa da metafiziksel açıdan bazı şeyler hissettiğim diyebilirim. Bunlardan şu şekilde bahsedebilirim arkadaşlar. O şeyle karşı karşıya kaldığımda yanında da insanlar vardı. Ve belki de başka cinler de vardı. Belki de çoğunluğuydu. Bilemeyeceğim. Belki bana çok görünen o kalabalıklık. Belki de başka şeylerde insan dışı varlıklardı. Dediğim gibi çok dikkat eden biri değilim yürürken. Bu kadarını fark ettim. Çok şükür diyebilirim. Arkamdan gelen bir kişinin benim gördüğüm şeyi görüp görmediğinden emin olmamakla birlikte sanki olmaması gereken bir şeyi görmüş gibi tepki verdiği hissine kapıldım. Yani bir korku hissine kapıldım arkamdan gelen kişiye ait. Eğer ki o kişinin bu ayaklarla ilgili gerçeği biliyorsa o kişi bu ve o da gördüyse korkmuş olabilir arkadaşlar. Buna yoruyorum. Ve de ardından benim o işte ayağı ters varlığı çok da dikkate almamam sonucunda o varlığın da negatifleştiği, sanki ona gereken ilgiyi bahşetmemişim gibi sinden gocunmuş gibi bir his yaydığını hissettim. Yani bunu da tekrar o anı kendime yaşatarak fark edebiliyorum. O anı yaşarken çok da bilincimi yoklamamıştım açıkçası. İşte öyle ve sonra da bir negatif enerji hissettim arkadaşlar. Görünüş açısından ayakları haricinde ve de giyim tarzı haricinde insandan bir farkı yoktu. Bakışları nispeten daha parlaktı, ışıltılı bir bakışı vardı ve de daha direkt bakıyordu bana. Ama direkt bana bakan herkes de o şekilde bakabilir diye düşünüyorum. Ama korkutucu bir göz yapısı veya olağan dışı bir göz yapısı yoktu. Bunun haricinde kıvırcık saçları vardı. Orta kahverengi ve güneş de olduğu için parlıyordu. Kızılımsı bir havası da vardı saçlarının. Beyaz tenliydi. Sanki benden ilgi bekliyor gibiydi. Erkekti. Ama beni korkutma amacında olduğunu sanmıyorum. Çünkü korkunç bir yanı yoktu. Korkunç bir bakışı da yoktu. Sonradan duyduğum negatif enerji sanırım boyutsal farklılıktan ileri geliyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki arkadaşlar, benim bu diğer dünyaya ait varlıklarla herhangi bir ilişkim veya ona teşebbüsüm yok. Ancak
Belki kanalım açıktır, bilemeyeceğim. Geceleri özellikle uyurken mutlaka televizyonu açık bırakıyorum ve karanlık ortamda uyuyamıyorum. Ve de sessiz ortamları da istemiyorum. O nedenle televizyonun hem görüntüsü hem televizyonu açık bırakıyorum hem de sesi açık bırakıyorum arkadaşlar. Işıkta da uyuduğum olmuyor değil. Çünkü kapkaranlık bir ortamda, ışıksız bir ortamda uyuduğumda genellikle rahatsız ediliyordum. Son durumu bilmiyorum çünkü uzun süredir bu şekilde uyuyorum. Rüya, yani uykuya daldıktan sonra da birçok deneyimim oldu. Çocukluğumdan itibaren bu varlıkları gördüm arkadaşlar. Ve gerçek hayatta gördüğümden ayrı olarak rüyalarımda karşılaştıklarım, daha doğrusu uykuyla uyanıklık arasında oluyor bu şeyler. Yani uyurken o şeyler olmaya başladığında sanki gözünüz hafif böyle açıkmışçasına hafif bir kontrol uyanıklıkta olurken yoğun bir kontrolde uykulukta oluyor. Yani gerçek hayatta bazı şeyleri fark ediyorsunuz ve gerçek hayatta olduğunuz bilincini taşıyorsunuz. Ancak istediğiniz tepkileri ortaya koyamıyorsunuz. Ve gözünüzde böyle hafif böyle kınarık mı denir? Hafif böyle açık olduğunu da görebiliyorsunuz. Şöyle yani tam açık değil ama biraz açık ve yani çevrenizi görüyorsunuz ama etki edemiyorsunuz. Yani işte kalkmak istiyorsunuz, kalkamıyorsunuz. Hani bazen uyku apnesi mi denir, karabasan mı denir? Onları da yaşadım arkadaşlar. Hani böyle ses çıkarmak istersiniz, çığlık atmak istersiniz, sesiniz çıkmaz. Yatağa böyle mıhlanırsınız, hareket etmek istersiniz, edemezsiniz. Geçici bir felç yaşarsınız. O şekilde de olabiliyor. Hiç felç yaşamadan sırf uykudayken ama hareket edememe ile de olabiliyor. Yani böyle uyuşma olsun, elektrik şoku gibi bir hissiyatsız, sadece yani herhangi bir etki size uygulanmıyor ama siz bir tepki uygulayamıyorsunuz gibisinden. Olaylar o durumda arkadaşlar. Yani yarı uyanık, yarı uykuda gibisinden durumlarda özellikle birçok şey gördüm arkadaşlar. Çok korkunç bir şey de görmüştüm. Çok aşırı korkunçları daha nadir. Ama genelde bu şeyleri gördüğümde iyi hissetmediğimi söyleyebilirim. Bir korku oluyor yani. Gerçekteki bundan çok çok daha sempatikti ve pozitifti. Şimdi şunu merak ben de ediyorum. Bu şeylerle karşılaştığımızda acaba neden böyle bir negatiflik oluyor? Ve bir soğuk hissiyatı da olabilir, üşüme hissiyatı gibi. Ve de bir negatiflik oluyor, bir korku hissi veriliyor mu, veriyor mu? Acaba bunları onlar bilinçli olarak mı insanlara hissettiriyorlar her zaman? Yoksa tabii ki bazı zamanlar kesinlikle bilinçli olduğunu düşünüyorum ama hani bu gerçek hayatta gördüğümde sanki onun yani onun bana kötü bir negatif bir korku verici bir enerji vermek istediğini, bir hissiyat vermek istediğini düşünmüyorum. O nedenle zaten bu düşüncem doğdu ve bunu o nedenle soruyorum. Acaba bu korku hissi, bu bazen de bir yerden düşme hissi ya da bir çukura doğru düşme hissi şeklinde de geliyor arkadaşlar. Karanlık ve dipsiz bir kuyu düşünün. Ona düşüyormuşçasına veya çekiliyormuşçasına düşürmek için bir hissiyat da veriliyor. İşte bu hissiyatlar, bu korku ve buna benzer dediğim hissiyatlar acaba her zaman için onların kasıtlı olarak verdiği bir şey mi? Yoksa boyutsal farklılıktan dolayı onlarla enerjisel bir bağ oluşuyor mesela. Ya da onlar belli bir enerji harcadığı için bu dünyada çeşitli biçimlere girebilmek veya bizimle temas kurmak için. Onun doğal olarak yarattığı bir enerji sirkülasyonu, enerji oluşumu diye de düşünüyorum. Yani onların kastı olmadan olayın niteliği ve niceliği bakımından kendinden var olan bir şey mi? Bu konu bir soru işareti bende. Çünkü hepsi kötü niyetli değil arkadaşlar. Bazıları belki ne iyi ne kötü öyle düşüncesizce bizlere görünüyorlar. Ya da iyi niyetlerle de olabilir. Bilemeyiz. Yani
bir kötülük görmedikten sonra karşıdan direkt hani korkunç bir surat, korkunç bir silüet, korkunç bir varlık ve korkunç bir hareketler görmedikten sonra bu şeylerin görme sebebi kötücül olmayabilir. Dediğim gibi herhangi bir bağlantı veya ilgim yok. Herhangi bir uğraş vermiyorum o konuda ama inancım var. Zaten Kur'an'da da suresi bile olan bir konu. O nedenle reddettiğim falan da yok. Kesinlikle kabul de ediyorum. Ama tabii ki kötücül kullanımlara kesinlikle karşıyım. Ve yani insan olarak daha kendimizle uğraşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama yani elimiz kendinden olan bu tür durumları da konuşmakta tabii ki konuşulabilir. Sonuçta yaşadığım değişik bir olayda herhangi bir başka değişik olayda tabii ki anlatırdım zaten. Yani bunun olağan dışı bir varlıkla ilgili olması da gerekli değil. Bu bağlamda bunu da anlattım. Zaten buna da bir şey yok. Zaten birçok insanda çeşitli olaylar yaşanmıştır herhalde bilemeyeceğim ama yani böyle bir şeyin zaten varlığı kesin olduğuna göre o an için olduğunu bilmesek de görmesek de gördüğümüzü de tanımlayamasak da hayvan şekillerine de giriyor biliyorsunuz ki. Hayvan şekilleri olarak da sanırım kötü niyetli olmayanlar daha çok işte insanlarla en çok içli dışlı olan kedi köpek gibi hayvanların kılık ve yani hayvan kılıklarına girdiklerini düşünüyorum. Ve de insanları korkutma amaçları olanların da yılan gibi insanları korkutan hayvanların şekline girdiğini düşünüyorum arkadaşlar. İnsanların şekline bürünmelerinin onlar için daha zahmetli olduğunu düşünüyorum ayrıca da. Çünkü zaten bakın ayağını düzeltememesi de zaten insan kılığına girmesinde bazı sorunları olduğunu, yani insan kılığına girmesinde bazı zorluklar çektiğinin kanıtı. Eğer ki insan gibi görmek istiyorsa her şeyini de insan gibi yapmak ister. Demek ki bazı şeyleri yapamıyorlar. Ve zaten bu dünya bizim boyutumuz. Onlar için uygun bir boyut değil. Nasıl ki biz herhangi bir başka bir gezegende yaşayamıyorsak, o gezegende dolaşmak için bile özel kıyafetlere, çok özel ekipmanlara, donanımlara sahip olmamız gerekiyorsa, onların da bu dünyada bizim boyutumuzda olabilmeleri için birçok çaba göstermeleri, kendilerinden birçok ödün vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Onun için bunun onlar için kolay olduğunu da hiç düşünmüyorum. O nedenle arkadaşlar ama bu zor olsa da bazılarının yani bu zorluğun onları alıkoymadığı zamanlarında bayağı olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. Benim mesela büyüklerinden duyduğum diyeyim birçok böyle olay var arkadaşlar. Daha önce eski zamanlarda mesela 1900'lerin başlarında falan daha çok böyle olaylarla karşılaşıldığını duymuştum. İnsanların içinde daha çok ya insanların böyle dünya dışı varlıklarla tecrübelerinin daha çok olduğu gibi bir şeyler duymuştum. Daha sonra onların azalacaklarını ama daha sonra tekrar insanlarla içli dışlı olacaklarını falan söylediklerini duymuştum. Belki de artık yine insanlarla içli dışlı olmaya karar vermişlerdir. Bilemeyeceğim arkadaşlar. Sonuçta yani insanın kendisinden emin olması önemli. Kalbinin temiz olması önemli. Kalbi temiz, ruhu temiz, beyni temiz insana hiçbir şey olmaz. Evet, o bakımdan bunlar korkmak bence zaten anlamsız. Çünkü bu dünya bizim boyutumuz zaten onlara uygun bir boyut değil. Bu işlerle uğraşmanın da pek anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insan zaten kendisini geliştirdikçe birçok başarıyı zaten elde ediyor arkadaşlar. Gidip de başka şeylere
güç anlamına sığmasının hiçbir anlamı yok. Ve zaten kendi boyutumuzda başarmamız gereken o kadar çok görevimiz var ki. Başka varlıklara gelene kadar yapılacak çok iş var diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka vloglarında bu konuyla ilgili başka deneyimlerimi de paylaşacağım. Beni izlemede kalın arkadaşlar. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Ve yeni bir vlogda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın diyorum.